Meral çalıştığı bakım evini temizlemek, sterilize etmek için 15 mililitre çamaşır suyunu 3,75 litre suyla karıştırarak bir solüsyon hazırlıyor. Kullandığı çamaşır suyu ve suyun her seferinde aynı oranlarda karıştırılması gerekli olduğuna göre aşağıdaki seçeneklerdeki miktarlardan hangileri bu solüsyonu hazırlamak için kullanılabilir diye sormuşlar. Burada 5 seçenek var ve bunlardan 3 tanesini seçeceğiz. Her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve soruyu benden önce kendi başınıza çözmeyi deneyin. Ve her 3,75 litre suya 15 mililitre çamaşır suyu karıştırılması gerektiğini de unutmayın. Evet, şimdi de birlikte. Gelin soruyu çözmek için bir tablo çizelim. Buraya mililitre olarak çamaşır suyu, buraya da litre olarak su miktarını yazalım her 3,75 litre suya 15 mililitre çamaşır suyu, değil mi? Peki bana buradaki orantı sabitinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Yani bu su miktarına ulaşmak için çamaşır suyu miktarını çarpmamız gereken sabiti bulabilir miyiz? 15'i 3,75 bölü 15 ile çarpmamız gerekir, öyle değil mi? Peki 3,75 bölü 15 işleminin sonucu ne? Gelin şurada yapalım. 3,75 bölü 15. 37 de 15, 2 kere var. 2 kere 15, 30. 37 eksi 30, 7. 5'i aşağı indirirsek, 75 de 15, 5 kere var. 5 kere 15, 75. Kalanımız da yok, şahane. 3,75'e ulaşmak için çamaşır suyu miktarını 0,25 ile çarpmamız gerekiyor. 0,25'i belirlediğimize göre artık bu orantı sabitinin seçeneklerin hangilerinde olduğunu bulabiliriz. İlk seçenekte 12 ve 3 var. 12 ile 0,25'i çarparsak 3 mi eder? Evet. 12'nin 4'te biri 3'tür. 0,25 ile 4'te 1'in 1 bölü 4'ün aynı şey olduğunu biliyorsunuz zaten. Peki ya 6 ile 1,5? Bunda Yine 0,25 ile mi çarparız? Evet, 6'nın da 4'te biri 1,5'tir. Hatta isterseniz 6 ile 25'i çarpınca 150 eder, virgülle 2 sola kaydırırsak 1,5 eder şeklinde de düşünebilirsiniz. O zaman bu seçeneği de işaretleyelim. Sırada 3 ve 0,75 var. 3'ü 0,25 ile mi çarparız? Evet, 3 kere 0,25, 0,75 eder. Demek ki ilk üç seçenek doğruymuş, ama gelin, kalan iki seçeneğe de bir bakalım. 20'den 5,5'e geçmek için 0,25 ile mi çarparız? Hayır. 0,25, 4'te 1 ile aynı şeydir demiştik, ama 20'nin 4'te 1'i 5'tir, 5,5 değil bu seçenek doğru değilmiş. Son olarak 11'den 3,75'e gitmek için de 0,25 ile çarpmayacağımız kesin çünkü burada soruda verilen su miktarına soruda verilenden daha az çamaşır suyu karıştırılmış. Ayrıca 11'in 4'te 1'inin 3,75'ten küçük olduğunu da biliyoruz. Ve böylece bu iki seçeneğin doğru olmadığından da emin olduk.